Soccolto. 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 Soccolto sanasın. Doğan Bey, Cüket İsoko. Lala Mustafa Paşa aynı zamanda Kıbrıs'ın Fatih. Doğan Bey, neden bu Lala Mustafa Paşa kaçem Fatih? Doğan Bey, personi çeka mar. Kıbrıs'ın aynı zamanda şimdiki Dağıstan ve Şirvan'ın Fatih, Gürcistan'da, şimdi Gürcistan sınırlarında bulunan Dağıstan ve Şirvan'ın Fatih'i. Niye denk o kaçın ya da Fatih, Dağıstan, Şirvan, Kafkas, Çekin'de sonra Gürcistan'a? Şimdi Osmanlı İmparatorluğu tabii öyle bir şey, Kıbrıs nereye, Gürcistan nereye, Arnavutluk nereye, bugünkü Makedonya nereye ama o zaman öyle. Her yere gidiyor insan. Ben doğruya Osmanlı kapasını yaptım. Nikteri toşum tutacağım. Mümkün yüksek. Kaçın şıptaklar bu aracının Çipro'sunun Dagistan. Buraya kaçın ben doğruya Osmanlı. Ni person, ni şıptaklar. Ek ama preya diye kaçın si. Komandan dosya şıptım si başarını. Ümar Şah Sultan aynı zamanda bugün Saray ilçesindeki Hüseyin Şah Camii'nin ve türbesi de Hüseyin Şah, Hümar Şah Sultan'ın oğlu. Tamam, Hüseyin Şah, cami için etmiş saray, çenka, bir iyi Hümar Şah. Orada hem camisi var, hem türbesi var, hem de şimdi orada geçerken biliyorsunuz demir bir köprü var. O demir köprünün yerinde eskiden tarihi bir taş köprü varmış. Onu da Hümar Şah Sultan'ın oğlu Hüseyin Şah yaptırmış. Ondan da Hüseyin Şah kaldı tu cami, türbene de paskatı ni ur, tani nuk existo na e ur, ayoş ur e metal, sotiş ko me metal, ko ma para kaçen ni ur historik, ni çoğu aşın dırtu anga ne parandoris Osmanlı. Şimdi burada dikkati çeken kültürel bir olay var. Bu da nice kültür olarak. Kanuni Sultan Süleyman torununu sonradan vezir olan Lale Mustafa Paşa ile yani Türklerle Arnavutlar akraba. Sultan Kanuni Sultan Süleyman doşa medeni doşa medeni ka formula ni relativ iş ni mitsi ndërmjet tuçe dhe shqiptar. Domethënë Lale Mustafa Paşa ka qenë një shqiptar. Ni pemë vetë e ka dhënë Lale Mustafa Paşa që mande e ka bërë si veziri para ndërisë Osman. Yani biz sadece İslam kardeşliği içinde bir arada değiliz, aynı zamanda akrabalar. Benim yana dedim, nespektin feyaz, lezer Müslüman koyadan yedin koy yana ya da miç nespektin komuta. Kurmalı Camii'nin avlusunda bir tane medrese var. O zamanki adı Tevziye Medresesi. Şimdi biliyorsunuz, para Kurmalı Camii'nin Natko Paskan ni medrese, yani Mursi Fevziye Medresi, Fevziye. Şimdi bunu herkes bilmiyor, çok az kişi biliyor belki ama Tefeyyüz Okulu'nun ilk üniversitesi Tevziye Medresesi. Ondan sonra diğer şola Tefeyyüz, pro şola kaçer Tevziye, sonra permendesi Tefeyyüz, şola Tefeyyüz. Tevziye Mektebi daha sonra buraya karşı tarafa, Müslüman tarafına geçiyor, adı Tefeyyüz oluyor. Sonra Mandi Emare'nin az şolanı Tevziye, namını Müslüman ve Şubrizeli İbet Emri Tefeyyüz. Eğer öyle bakarsak, bugünkü Tefeyyüz Okulu'nun kökleri ta 1600'lü yıllara gidiyor. Dolayısıyla filmden kıt aspekt şola Tefeyyüz, Tevziye, dedikon deli neşek bulundu, pesinde çarşın deli. Kurmalı Camii'nin avlusunda bir de imarethane varmış. İmarethane. Yonatan eden öldürdü. Nakliyes mi Kurmalı Camii? Gaz Kurmalı Camii. Paska eden yiven imarethane. Şipo yapmış. İmaret, yok imaret. İmaret. İmarethane. İmarethane demek fakirlere yemek verilen yer. Hayır, ben çıkardan yıkandı. Restoran. Restoran. Fakirlere yemek verilen bir yer. Şimdi orada Kurmalı Camii'nin yanında görmüşsünüzdür. İki sıra ağaç dikildi bir yer var. Normalde ki noşaya yine bankat Kurmalı Camii kat düğrende. Ben de şöyle o ağaç yerin köprüye yakın olan tam yerinde ağaçlar iki dört ağacın arasında Hümar Şah Sultan'ın kabri var. Neden lokasyonlar? Ben kimleşte ben özellikle o iki ağacın arasından geçmiyorum çünkü türbenin tam yeri orası. O ortadaki yoldan yürümüyorum. Dışından yürüyorum. Çünkü Hümar Şah Sultan'ın kabri tam ortada.
sonra eğitimini başlatmış. Şimdi siz nasıl olur ki tarihi hatırlamazsınız da kalbiniz sızlamaz? Nasıl olur da kurulmalı camiyi hatırlamazsınız? Çünkü insanlar tarihi de birlikte. Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras, nasıl ki bizden önceki büyüklerimiz o camiyi yapmışlar, o türbeyi orada inşa etmişlerse, kültürleri birleştirmişlerse, bize bugün düşen görev de bu camiyi yeniden ihya etmek. Biz istersek bu gerçekleşecektir. Allah'tan da dileyin. Bu ne kısa zamanda gerçekleşecektir. Ne mesele bu? Почитувани, бидејќи според Охридскиот рамковен договор бошњаците немаат доволен процент за да зборуваат кога се вратам на Босански, а се вратам со Ронолин. Еден од двата јазика кој ги сполува тој услов, значи ќе зборувам кој ми е нешто подобар, пак не пак. Имено и ова анекдота покажува колку сме ние во една сложена ситуација и колку всушност она приказна на мултиетничкото општество од тој златен слој крие доста сериозни проблеми. Скопје 2014. Јас мислам дека тоа не е толку приказна за конфликт на етнички идентитети, туку е тоа конфузија на етнички идентитети кои стојат во конфликт. И оттука проблемот не станува ни малку полесен, напротив, станува многу потежен. Имено мислам дека етничките идентитети си се топтан, нема време за сите, али едно, три, четири примери ќе проанализираме заедно. Всушност, повеќе имаат проблем со собствениот идентитет, отколку со тоа што другата етничка групација и политичка партија им пречи да се реализираат по својот автентичен политички идентитет. Јас одам дури толку далеко што сметам дека во склопот на онаа позната тема околу името и спорот со името на Македонија, со нашиот јужен сосед, со данаиците, всушност, има една сериозна конфузија и тука. Сите сега велат, ние самите со своја грешка го спомнавме проблемот на идентитетот и на јазикот, а всушност самите грци не го спомнаа, спомнаа само проблемот на името. Мислам, неверојатно наивна приказка се разбира грците, па и било кој друг не е толку глупав да бара промена на името ради името, што му дошол окей, он сака нешто со тоа. Али зошто сега стварно не го и долго време не го спомнува идентитетот? Затоа што очигледно очекуваат дека тој проблем ќе се искомпликува внатре, дека самите ние имаме проблем со својот идентитет, т.е. ние како држава, и дека тој не мора воопшто да се на некој начин бламира, мешајки се во тоа. Главен проблем, тоа е моја централна теза на современата македонска реалност, која се гледа многу јасно, се рефлектира во секој аспект и од ова 2014 проектот, е всушност конфузија со собствениот идентитет. И во целина како држава, а и во парцијалните, поединечните идентитети. Еве да го земеме прво македонскиот аспект.